parkurlar, güçlü araçlar, otomobil severler için ekranlarınıza geliyor. Otovizyon başlıyor. Otomobiller dünyasına götürüyoruz. Otovizyon'un DJ'leri bugün sizler için Mersin'deyiz. Yanımızda Mahmut Özsavran var. Merhaba Mahmut Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Bunu biraz tanıyabilir miyiz? Ben Mahmut Özsavran, 1967 Mersin'de doğumluyum. Halen de Mersin'de yaşıyoruz. Bu eski çekimin sen ya. Aslen müteahhitlik yapmak. Şimdilerde hobi olarak başladım. Ama giderek profesyonelliğe doğru ilerlettiğim bir klasik otomobil restorasyon işi yapmak. Klasik otomobille ilginiz nasıl başladı? Klasik otomobillerle olan ilgimiz doğumumuzda desek yeridir. 1960 GMC pick-up ile beraber başlayan bir sevda. Aileden gelen bir şey. Amcalarım, babam, rahmetli dedem hepsi bu araçları kullandılar. Biz de çocukluğumuz boyunca bu araçların içerisinde doğduk, büyüdük. Genç olduk, öyle diyelim. Ve sonrasında da bu araçlardan satın almaya başlayalım. Hem satın aldık hem restorasyonlarını yaptık. Bindik ve devam ediyor. Aileden gelen klasik otomobil sevgisi gitti size restorasyonun içine kadar geldi anlayabiliyorum. Mersin'de klasik otomobil restorasyonu yapmak zor olmuyor mu? Mersin'de restorasyon yapmak aslında zor oluyor. Hem teknik destek, ekipman ve buna benzer sıkıntılarımız var. Hem de klasik araçlar artık malumunuz gerek yedek parça, gerek aksesuar, gerekse birçok diğer aksamların yapımı Türkiye'de yok. Yapabildiklerimizi orijinaline sadık kalmak şartıyla burada yeniden yapıyoruz veya mevcut parçayı yeniliyoruz. Eğer bunların hiçbirini yapamazsak, hiçbirini gerçekleştiremezsek bu araçların sadece ve sadece parçaları Amerika'da üretiliyor ve orada bulunuyor. Oradan Türkiye'ye ithal ediyoruz, getiriyoruz. Bize aracınızı anlatır mısınız? Teknik özellikleri nelerdir? Aracım 1963.5 Ford Galaxy 500 Fastback Coupe dediğimiz bir araç. Yine bilgim dahilinde yanılmıyorsam Türkiye'de şu an tek model yılı itibariyle ve kasası itibariyle. Şimdi otomobilin modelinde 63 ve 64. 63.5 olması ilginç değil mi? Evet, modelin 63.5 olması ilginç. Biliyorsunuz veya birçok klasikler bilir ki 1964.5 Mustang'le insanlar birçok bu aracı bilirler. Oysa bunun isim babası ve Mustang'in de bir şekilde babası 1963.5 Galaxy'dir. Yılın ikinci yarısında üretildiği için Ford böyle bir özellik katmış araca ve böyle anılır, bu şekilde tanınır. Benim en büyük tercih etme sebebim kasasının Fastback olması ve aracın model yılı itibarıyla Türkiye'de tek olması. Diğer birçok klasik Amerikan'dan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi ki birçok klasik sever bunu bilir. Çoğu klasik Amerikan arabaları model yılları itibarıyla tabii. Genelde koldan otomatik veya koldan düz vites dediğimiz araçlardır. Oysa bu araçta yerden çakma diye tabir ettiğimiz bir yerden otomatik durumu var. Bu aracın belki de en büyük özelliklerinden bir tanesi.
tabii kasasından sonra. Çok uzun zaman bu aracı takip ediyordum. Daha belki sahibi, benim aldığım sahibi, ondan evvel neredeydi? Hemen hemen buna benzer bütün bilgilere sahibim. En son ki satıldığını öğrenince sahibiyle gittik. Bayağı kıran kırana da bir pazarlık yaparak satın aldık. Peki aldıktan sonra ne gibi değişiklikler yaptınız? Benim en büyük üzerinde durduğum, en hassas olduğum yerlerden bir tanesi aracın mümkün olan maksimum derecede orijinalliğine geri getirilmesiydi. Aracın üzerinde gördüğüm bazı orijinaline sabit kalınmadan yapılan bir iki ufak tadilat vardı. Bunları ortadan kaldırdık. Araçta yine orijinalinde olmayan egzoz çıkışları vardı. Onları orijinaline geri çevirdik. Ve onlar, yani bunların hepsinden öte, aracın üzerindeki bulunan boyanın katmanlarındaki o ölü tabakayı tamamen kaldırdık. Ve çeşitli kimyasallarla, çeşitli ilaçlarla diyelim, aracı tekrar şu anki bu görünümüne kazandırdık. Otomobilinizin bu kadar parlak göz alıcı olmasının sebebi herhalde önce altındaki ölü tabakanın atılmasından kaynaklı. Evet, tabii ki aracın üzerindeki uygulamalar, yapılan cila ve buna benzer çalışmalar aracı bu denli görünüme kazandırdı. Her şey bitti. Otomobiliniz hazır hale geldi. Kontağı çevirdiğinizde ne hissettiniz? Yani bir kere inanılmaz bir gurur. Büyük bir keyif. Müthiş bir özgüven. Yani aracın içerisinde ilk oturduğumuzda, kontağını çevirdiğimizde o kendine has otomotusu, gücü ve inanılmaz sessiz bir araç. Yani içerisinde hiçbir sesin olmaması ve tabii böyle bir araca sahip olmak, bunun Türkiye'de tek olduğunu bilmek, bu tek olan aracın size ait olduğunu bilmek tabii bu çok zor anlatılır. Ben de işte elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum size. Otomobili kullanırken hissettiğim ilk duygu öncelikle inanılmaz bir güç. Bakın konfor demiyorum veya birçok şeyi sayabilirim. Güvenilirlik, sağlamlık falan hepsini söyleyebilirim ama bu araçta bana en büyük tat, en büyük lezzet güçten geliyor. O gücü ve kendine has bu işte kuğu gibi diyelim, tabir edelim görünümü, bu zarif görünümün altındaki o güç işte o yetiyor. Aracın üzerinde 352 sit, 352 queen dediğimiz 5700 cc V8 motor bulunmakta. Bu araçta kullanılan motor Ford'un o dönem çıkarttığı Big Block diye adlandırılan motorlardan bir tanesi. Aracın üzerinde yine yerden otomatik olmak üzere C4 3 ileri otomatik şanzımanı var. Diferansiyel oranları da yine daha çok böyle hız veya daha çok kalkış, çabuk kalkış maksadıyla yapılmış olan şeyler. Aracın teknik verilerini kısaca böyle özetleyelim. Motor hacmi ve beygir gücüne bakıldığında spor otomobil izlenimi veriyor. Acaba döneminde bu amaçla mı üretilmiş? Evet, aracın motor büyüklüğü, diferansiyel ve şanzımanı, tabii kasası da olmak üzere. Öncelikle üretim yıllarında caddelerde Amerikalı gençlerin street race dediği caddelerdeki cadde yarışlarında kullanılan bir araç. Sonrasında tabii çeşitli ufak tefek modifikasyonlarla draglarda da kullanılan bir araç. Çok tercih edilmiş çünkü kasa küçük, hafif, motor çok güçlü, şanzıman yine aynı oranda. Tabii bu anlamda seri bir araç, spor bir araç. Zaten tarzını, tavrını ortaya koyan bir otomobil. Peki Mersin'de korumak zor olmuyor mu bu otomobilin nemden? Nasıl koruyorsunuz? Elbette birçok klasik araçta olduğu gibi bunlarda korumak çok zor. Bölgemizde nem itibarıyla, tabii denize çok yakın olması sebebiyle inanılmaz derecede korozyona çok açık bir bölge. Bu sebeple biz bu araçları özellikle ben kapalı garajda ve çadırlı vaziyette. Hem kapalı garajda hem çadırlı olarak bu şekilde koruyabiliyoruz. Ancak bu şekilde mümkün olabiliyor. Otomobilinizin dış dizaynı hakkında neler anlatabilirsiniz? Otomobilin dış dizaynı ile ilgili söylenebilecek tabii çok şey var. Öncelikle bu araçların üretim yeri Amerika Birleşik Devletleri'nden başlamak üzere. Amerikalı mühendisler bu araçları üretirken birçok şeyden feyiz almışlar. Birçok şeyden esinlenmişler. Kimi araçta köpek balığı objesini kullanmışlar. Onun bazı yerlerini kullanmışlar.
kimi araçta bir diğer başka şeyleri kullanmışlar. Çeşitli hayvanları kullanmışlar. O hayvanların üzerinde bulunan belirli özelliklerini bu araçlara katmışlar. Tahmin ediyorum model yılı itibarıyla sanıyorum o dönemki uzaya olan ilgiden dolayı muhtemelen bu aracın da adından anlaşılacağı üzere Ford Galaxy 500 Galaxy, yani Galaxy'ye olan özlem ve ondan onunla alakalı çeşitli objeler kullanmış aracın üzerinde. Bunun en belirgin özelliği stoplarında Galaxy'nin yıldızı, yanlarında yine Galaxy'nin yıldızı ve buna benzer çıtalarda ve görünebilecek birçok yerinde Galaxy'le alakalı, Galaxy'nin altındadır birçok şeyler kullanılmış. Bildiğim kadarıyla diğer Amerikan klasiklerine göre kaputun açılışında bir farklılık var. Bunu biraz anlatır mısınız? Evet. Aracın ön kaputunda hemen kaputun altındaki ızgarada bir amblemi var. Yine Galaxy amblemi, yine Galaxy şeklinde. Birçok Amerika arabasında zaten farklıdır genelde kaputun açma yerleri falan ama bunu da çok hoş bir yere yapmışlar. Orada böyle bir hiç umulmaz o amblem gibi duruyor ama o amblemi tutup kaldırıyorsunuz ve o amblemi kaldırdıktan sonra motor kaputunu öyle açıyorsunuz. Tam Galaxy 500'ün 500 yazan yazının bulunduğu yeri böyle kendinize çekiyorsunuz ve altından benzin depo kapağının çıktığını görüyorsunuz. Biraz da otomobilin iç dizaynından bahsedelim. Göğüste krom düğmelerle ve buna benzer çeşitli şeylerle zenginleştirmişler onları. Tabii o düğmelerin hemen hemen her biri bir işe yarıyor. İşte kimi farları yakıp söndürüyor, kimi cam sileceğini çalıştırıyor. Kimi cama su atmaya yarıyor. Radyo düğmeleri var. Tabii radyonun ses açma, işte kanal arama düğmeleri var. Bu arada radyosu da orijinal ve çalışır durumda. Hala çekiyor. Dinleyebiliyoruz radyosunu. Günlük hayatta kullanıyor musunuz? Kullanırken de bir yere park ettiğinizde de ister istemez aklınız hep aracın üzerinde oluyor. Acaba bir şey olur mu? Acaba biri işte bir şey yapar mı? Dokunur mu? Eller mi? İşte hele ki benim gibi böyle biraz da kız olursanız. Bu şekilde tabii korku içerisindesiniz. Ama bunun dışında hemen hemen her tür organizasyona, hafta sonları ailenizle veya eş, dost, ahbaplarla beraber küçük geziler düzenliyoruz. Ya kullanması inanılmaz keyifli ama bir o kadar da tabii koruması ve kullanması zor. Bu sebepten günlük tek kullanmayı söyleyemiyorum. Organizasyonlarla kullandığınızı söylediniz. Bu organizasyonların düzenlendiği bir dernek var bildiğim kadarıyla. Biraz dernekten bahseder misiniz? Önce çok mini bir kulüptük. Çukurova Klasik Otomobil Kulübü adı altında. Sonralarda diğer Mersin'de bulunan ve hemen yakınımızdaki Adana, Osmaniye ve Hatay bölgesinde bulunan klasik severlerin de katılımlarıyla bayağı büyük bir aile olmaya başladık. Bunun üzerine tabii bir kurumsal kimlik kazanma zamanı gelmişti. Ve Çukurova Klasik Otomobiller Derneği'ni kurduk. Şu anda yaşatıyoruz. Kısmet olursa Antika Otomobil Federasyonu'na katılarak tamamen biz de o şemsiyenin altında yerimizi almak istiyoruz. Çocuklarınızın tepkisi nedir klasik otomobillere? Çocuklarımızın tepkisi de muhtemelen bizden herhalde tam geçiyor. Biz de büyüklerimizden bunu aldık. Onlar da bizimle hemen hemen aynı heyecanı tadıyorlar. Aynı heyecanları yaşıyorlar. Onlar da bu arabalarla birlikte bizimle büyük keyif alıyorlar. Bir yere giderken çocuklar bizden daha şen, daha neşeli. Çünkü içinde bulundukları aracın ne olduğunu biliyorlar. Dışarıdan insanların tepkileri onların daha çok hoşuna gidiyor. Bizim de hoşumuza gidiyor ama tabii onların daha çok hoşuna gidiyor. Yani hoş bir birliktelik oluyor. Onlardan emin oluyor. Tabii bizden emin oluyoruz. Mahmut Bey, anlatımınızla klasik otomobil tutkusunu gerçekten bize de hissettirdiniz. Size çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Öncelikle TRT olarak, TRT ailesi olarak geldiniz. Sizi inşallah elimizden geldiğince ağırlamaya çalışmışızdır. Bizimle birlikte olduğunuz için biz size daha çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
teknolojinin doğaya heyecanlı uyumunu renkli görüntülerle karşımıza getiriyoruz. Bahçeyi de olan